Ee, peki sonuçta biz işte Ukrayna Savaşı halihazırda hazırda devam ediyor Hı. ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan her söyleşide iki ülkeyle de konuşabilmesi evet. e, açısından liderler düzeyinde meselenin nerede olduğunu hep merak ediyoruz. Evet. Şimdi gelinen noktayı nasıl yorumluyor? Masa konusunda umutlu mu? Tahıl anlaşması ile ilgili böyle bir Rusya'dan acaba dedirtecek açıklamalar gelmişti. Onun akıbetiyle ilgili bir sorun görüyor mu? Yani herhangi bir tıkanma olursa tırıl konusunda bunu aşmamıza mani yok dedi. Evet. E, ateşkes ya da işte barış diplomasisinin noktasındaysa hem Zelenski ile hem Putinle yaptığım son görüşmelerde umutlu olduklarını söyledi. Tabii bu sürecin zorluğundan da bahsetti ama umudun da devam ettiğini söyledi. Çünkü her iki tarafında ciddi kayıpları oluyor. E, o nedenle hani her iki tarafında aslında bu noktada e, e, umutlu olduklarını belirtti fakat sürecin de zor olduğunu da her fırsatta söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hı. Bir de tabii buradan doğan tarım kriziyle birlikte enerji krizi. Ha. Burada Avrupa'nın yaşadığı içerisinde yaşadığı ki zorluk, sıkıntılar işte oradaki enerji krizi nedeniyle birçok başkentteki protestolar. Bunlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan hani Avrupalı muhatapların kendisinden ya da işte enerji bakanlarının bizim enerji bakanımızdan talepleri noktasında o istedikleri şey Rusya'dan istedikleri gibi doğalgaz alamıyorlar. Beklentileri ise Türkiye bu işin hub'ı olursa Türkiye'den bu tür doğalgaz talepleri karşılık bulur noktasında Avrupalı siyasetçilerin ya da Avrupalı liderlerin bir beklentisinin olduğunu söyledi. Burada tabi Azerbaycan'ın eee Doğal gazına da yine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avrupalıların Azerbaycan'dan da yani TANAP'tan da bu noktada doğal gaz talebinde bir temini olur mu olmaz mı Avrupalıların bunu sorguladığını da söyledi. Bu konuda da İlham Aliyev kardeşimin olumlu baktığını gördüm. Bunların değerlendirmesini yapıp ona göre de gelişen süreci değerlendirip adımlarımızı atacağız dedi. Yani geçtiğimiz hafta bu Putin'in enerji merkezi Transit Enerji Merkezi Türkiye'de kurulsun önerisiyle ilgili de bunları söylemiş oldu. Yani bununla ilgili Avrupa'dan talep var. Evet. Rus doğalgazı, Azerbaycan doğalgazı bunlar Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevk edilsin noktasında bu çalışmaların olması ve Türkiye'nin de burada enerji hub'ı olması ki Avrupalıların da bu noktada bir beklentilerinin olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili de, Şimdi Türk Devletler Topluluğu Teşkilatı'nın zirvesi olacak ve orada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katılması noktasında diğer liderlerin de aslında olumlu baktığını söyledi. Hakeza Azerbaycan'ın da yine bu sürece olumlu baktığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik Birleşmiş Milletler'de yaptığımız açıklamalar istikametinde Türk devletleri liderleri olarak müşterek bir çalışmanın içerisine girmeyi hedefliyoruz dedi.